Reflü hastalığında ilaç içme, uzun süre ilaç kullanma ihtiyacı doğan hastalarda alternatif diğer bir yöntem endoskopik tedavilerdir. Ağız yoluyla yapılan, endoskop aracılığıyla yapılan radyofrekans stretta ve özofix dediğiniz yöntemler en çok günümüzde kullandığımız yöntemlerdir. Bu yöntemler yanlış bir algılamayla tüm reflü hastaları için uygun olduğu zannedilmektedir. Halbuki tüm reflü ameliyatına ihtiyaç duyan hastaların sadece %30'una bu grubuna hitap eder. Stretta günümüzde daha az tercih edilmekte çünkü etkinliği son derece düşüktür. Sadece mide fıtığı olmayan, kapak yetmezliği o çok küçük olan veya olmayan ve yanmadan şikayetçi olan hastalara yemek borusunun alt ucunu radyofrekans enerjisiyle yakma esasına dayanır. Radyofrekansla ısıtılan bu bölgedeki sinirlerde harabiyet meydana gelir ve hasta yine kaçaklar olur. Su yukarı kaçar, asitle kaçar ama hastanın sinirleri yani nörolizis olduğu için yanma hissetmez. Dolayısıyla biz radyofrekans yöntemini çok az bir seçici grupta, çok az bir grupta tercih etmekteyiz. Özofix ise ağız yoluyla genel anestezi altında yapılan bir endoskopik yemek borusuyla mide arasına ağızdan girilen endoskop aracılığıyla dikiş atma yöntemidir. Bu hastalarda da yine açıklığın 3 santimden fazla olmaması gerekir. Özofix'in fakat uzun dönem sonuçları maalesef çok başarılı değildir. 100 hastanın yaklaşık olarak 30'unda ancak başarılı gözükmektedir. Biz de çok seçilmiş hastalarda, genel anestezi almasına sakınca bulunan hastalarda, genel anestezi ile laparoskopik cerrahi geçirmek istemeyen hastalarda Özofix tedavisi uygulamaktayız. Özofix tedavisinde son yıllarda alette bazı değişiklikler planlanmaktadır. Şu an için hastalardaki başarı oranı %30'un üzerine maalesef geçmemektedir.